Evet. Son birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bir kavram var özellikle MBCC'nin içinde geçen. Tutarsızlık temelli süreçlendirme. Yani ben böyle dedim. Discrepancy based processing diye bir şey. Bir kere karşılaştırma neşenin hırsızıdır demiş Theodore Roosevelt. Karşılaştırma gerçekten çok zorlayıcı bir deneyimdir. Bunu biz nasıl kullanabiliriz? Gelin şöyle bakalım. Şimdi zihnimiz çok usta bir problem çözücüsü. Ve bu bir evrimsel başarıdır bizim için. Geleceği düşünmek, problemleri çözmek, neyin gerekli olduğuna bakmak. En basit eyleminizi düşünün. En basit eyleminiz şu. Kalkıyorsunuz, oturduğunuz yerlerden mutfağa gidiyorsunuz, mutfak dolabını açıyorsunuz, oradaki dolaptan bir bardak alıyorsunuz. Ve bu bardakta bir seçim yapıyorsunuz. Neye göre içeceğiniz, içeceğe göre. Çay içecekseniz çay bardağı seçiyorsunuz. Kahve içecekseniz, su içecekseniz başka bardaklar seçiyorsunuz. İstediğimize yönelme, istenilmeyenleri devre dışı bırakmak. Bunu çok basit bir şekilde yapıyorsunuz. Bunu düşünmeden yapıyorsunuz otomatik olarak. Bu aslında evrimsel olarak çok bilindik bir durum. İstenilene yönelme, istenilmeyenden uzaklaşma. Özellikle hayvanlar aleminde çok önemli. Niye? Bunu beceremeyen hayvanlar yaşayamazlar. Çünkü doğada kendileri için gerekli olan yiyeceği, kendileri için faydalı olan yiyeceği, uygun avı, üzerinde duracakları güvenli dalı, kendilerini sakınabilecekleri güvenli noktaları, yerleri, konakları seçmek durumundalar. Bunun için de evrim insan türüne bu beceriyi daha diğer yüksek becerilerden önce vermiştir. Her seferinde bir şeye ulaşmak istediğimizde görürüz ve bu otomatik olarak oluşur farkında olmadan. Ve insanlar evrimleştikten sonra kafalarındaki daha karmaşık problemleri çözmeye başladılar. Fakat evrim genelde yaptığını yapmaya devam etti. Ne yaptı? Daha önceki sürecini kullandı. Yani bunu. Discrepancy based processing. Bir nesneye yönelmek. Mevcut durum A, istenilen durum B ve A'dan B'ye ulaşmak için orada bir tutarsızlık var. Orayı süreçlendiriyoruz. Bu durumda bu boşluğun kapatılması, yani bu sefer boşluk artık elimizle dolaba hani dolaba uzanmak istiyoruz veya orada seçmek istediğimiz nesne değil. Artık bu boşluk içinde bulunduğumuz durumla bulmak istediğimiz durum. Bunu şöyle anlatayım. İnsanın temel problemi tatminsizliktir. Ve tatminsizliğin temel kaynağı şudur. Olmak istediğimiz durumla olduğumuz durum arasındaki farklılık arttıkça tatminsizlik başlar. Nedir olmak istediğimiz durum? Özellikle duygusal problemlerin çözümünde bileşsel süreçleri kullanırız ve bu kesinlikle işe yaramayan bir şeydir. Sabah kalktınız, kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Daha iyi hissetmek istiyorum. Neden ben kötü hissediyorum? Sabahları neden böyleyim? Daha iyi hissedenler nasıl hissediyorlar? Daha önceleri daha iyiydim. O zamanlar ne yapıyordum? Bakın başladık bilişsel süreçlere. Ne oldu? Kurtulmaya çalıştığımızda daha da artmaya başlıyor. Yani mutlu olmalıyım diyerek mutlu olunmuyor. Ve mesele bir şeyleri istemek değil. Bizim her zaman için ulaşmak istediğimiz şeyler vardır. Sonuçta yani şu buradan yola çıkıp tatile gittiğimizde için burayla tatil arasında bir mesafe var. Orayı kapatıyoruz. Tamam gideceğiz. Yani illa ki ulaşmak istediğimiz bir hedef var. Şimdi lisede okuyorsunuz, üniversiteyi hedefliyorsunuz. Elbette ki iyi üniversiteyi kazanmak istiyorsunuz. Hep lisede kalamazsınız. Ya da üniversitedesiniz. İyi bir iş sahibi olmak istiyorsunuz. Dolayısıyla şu anda bulunduğunuz durumla olmak istediğiniz durum arasında farklılık var. Benim bahsettiğim şey şu. Şu anda içinde bulunduğumuz durumla olmak istediğimiz durum arasındaki farklılık arttıkça şöyle bir mesajınız olabilir. Şu anda okey değilim. Şimdi siz eğer evdesiniz, dışarıda olmayı veya şu anda bu anda ekranın başında olmaktansa biraz daha dinlenmeyi hayal ediyorsanız burada duramazsınız. Hiçbir güç sizi burada tutamaz. Sizi burada tutan güç, evet bu bittikten sonra dinlenmeyi istemek gibi şu anında iyi bir an olduğunu, kıymetli bir an olduğunu fark ediyor olmanız. Öyle olmayanlar çıkarıyorlar zaten. Yani biz gelecekte bir şey hedeflerken kendimize hep şunu veriyoruz. Şu an iyi bir an değil. Şu anda siz üniversiteye hazırlanıyorsunuz. Siz
sadece üniversiteye girdiğinizde tamam ve tam olmayacaksınız. Merak etmeyin, istemek bir alışkanlıktır. Mesleğe girdiğinizde bir sonraki aşamayı isteyeceksiniz. Bir üst pozisyon, biraz daha fazla maaş, çok iyi bir aile, bir tane eş, daha iyi bir eş, bir tane çocuk, daha iyi versiyonu. Değil mi? İstemek bir alışkanlıktır. Mesele istemek değil. Mesele isterken kendi durumunuzu değersizleştirme. İnsanlar bazen bir şey isterken kendi durumlarını değersizleştirme eğiliminde olurlar. Bizde mutsuzluğu oluşturan şey bu aslında. Ve bunu yaparken de ve buraya ulaşmaya çalışırken de zihin uçuşuyor. Çünkü şu anda kalamıyor. Bu an ne oluyor? Bu an değersiz bir an haline dönüşmeye başlıyor. Sürekli gelecek odaklı yaşamaya başlıyor. Onun için de sizlere tavsiyem, yani bu süreç içinde sınavlarınıza hazırlanırken, sınavlarınıza bakarken lütfen lütfen bu anın ne kadar kıymetli olduğunu fark edin. Yani her şey o an olduğunda tam olmayacaksınız. Yani üniversiteye girdiğinizde tam bir insan olmayacaksınız. Üniversiteyi bitirip bir an en iyi mesleğine sahip olduğunuzda da tam bir insan olmayacaksınız. Bu çok enteresan biçimde hem bizim gelişmemize neden olan şey. Çok yani zaten insan nesliyle ilgili temel problem bu. Bakın bizim amigdalamızın iyi çalışması, yani tehditleri fark etmek bizim doğada ayakta kalmamızı sağlarken her şeyi bir tehdit olarak görmek, yani dozunun fazla kaçması bizim duygusal bedellerini odamamıza neden oluyor. Yani bizim aslında tehlikeye karşı olan odaklanmış dikkatimiz aynı zamanda fazla kullanıldığı zaman zarar veriyor. Aynı zamanda bulunduğumuz halde tatmin olamama, aşkınlık ihtiyacı, sürekli yeni bir şeyi isteme ihtiyacımız aynı zamanda tatminsizliği getiriyor yan etkisi olarak. O zaman dengede kalmak için yapabileceğimiz tek şey bu anda olmak. Daha başarılı insanlar daha çok stresli oluyorlar. Çünkü hep kendilerine konulması gereken bir hedef var ve şunu biliyor, şunu düşünüyorlar. Yani ben zaten hep böyle ayakta kaldım. Yani bu bir baş etme mekanizması. Zaten şu anda sahip olduğumuz, bizi zorlayan birçok örüntü, birçok patern bizim düşmanımız değil. Bu bizi bir zamanlar bir şeylerden korumuş. Hayatınızda sizi zorlayan özelliğiniz her neyse lütfen buna bakın ve şunu araştırın. Bu beni ne zaman, neden korudu acaba? O sizin düşmanınız değil. O bizim aslında bizi korumuş ama dozajını fazla kaçırmışız veya artık korumuyor bizi. Artık bize hizmet etmiyor. İşte bunun için biraz daha geri plana çıkıp bunu fark edebiliyor olmamız gerekiyor. Evet. Bunu fark etmek çok önemli. Bazı örtüşüyormuş herhalde seanslarımız, öyle deniliyor birbiriyle. Onun için karşılaştırma neşenin hırsızıdır. Kendinizi bir başka arkadaşınızla, kendinizi kendinizle, kendinizi ideal benliğinizle karşılaştırmak. En gerçek ve en somut an bu an. Gerçekten öyle. Geleceği bilmiyoruz, belirsiz zaten. Onun için geleceği düşünürken elbette düşüneceğiz. Tabii tasarlayacağız ama onu da bugün de yapıyoruz. Ve çalışırken bu saatlerin bitmesini beklersek uzar zaman, saat bitmez, sıkılırız, duramayız, erteleriz, kaçınırız. Bu bize aversif bir etki yaratır. Başında bahsettiğim şey, eğer şimdiki anda durduğumuzda bu anın kıymetsiz olduğunu düşünüyorsak bu bizde şimdiki an aversif bir etki yaratacaktır. Sürekli zihnimiz düşecektir.